Kamu personeli seçme sınavında sorulan soruların birçoğunun 7 iklim yayınlarının deneme sınavlarından aynen alındığı iddiasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan inceleme talimatı verdi. Hemen akabinde öğrenci seçme yerleştirme merkezi yani ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün de görevden aldı. Karar resmi gazetede yayımlandı. Aygün Ağustos 2018'de Erdoğan tarafından şu anki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yerine ÖSYM Başkanı olarak atanmıştı. Vukuat, atama ve görevden almada gizli. Görevi Erdoğan verir, Erdoğan alır. Şimdi her şey toz pembe olacak. Tıpkı Ekonomi ve Maliye Bakanı damat Berat Albayrak'ı görevden almak ya da Nurettin Nebati'nin olası affında ekonominin düzeleceğini ummak gibi. Öyle değil. Bu artık yürümeyen, gün geçtikçe çürüyen bir sistem. Dişliler dökülüyor, bilyeler dağılıyor. Çark artık dönmüyor. Durdukça her şeyi de paslandırıyor. Saray patentli bu ucube sistemi ağır suçlar nedeniyle birlikte kurdular. Dokunulmazlık zırhı aldıklarını düşünüp kendilerine çek düzen vermek, durumu revize etmek şöyle dursun, daha ağır suçlar ve kabahatler işlemeye başladılar. Cemaat yurtlarını şişirdiler. Orduda, yargıda, bürokraside, emniyette paralel devlet yapılanmaları kurdular. Gani gani yandaşlık, çuval çuval hırsızlık, dosya dosya yolsuzluk yaptılar. Sermayeye, emperyalizme çeşit çeşit anahtarlar teslim ettiler. Abarttıkça abarttılar. Mala çökmeden cinayete, silah tüccarlığından cihadizme, pudra şekeri sevkiyatından bakan eliyle meclisi dolandırmaya her yola girdiler. Kamunun varlıklarını halkın yeşil alanlarını aldılar. Hasankeyf'te binlerce yıllık tarihin üstüne beton döktüler. Dünyanın başka yerinde olmayan doğa güzelliği Salda Gölü'nün kumlarını kaçırdılar. Define bulmak için dipsiz gölü kuruttular. Ormanlar canlısıyla yanarken peşkeşe alan açılsın diye gözümüzün içine baka baka söndürme uçağı kaldırmadılar. Düşman olsa insana böyle hoyrat, doğaya bu kadar kindar, toprağa bu denli acımasız davranmazdı. İnsan hayatının, doğanın, mal varlıklarımızın köküne kibrit suyu ektiler. Kurumların, mesleklerin, adaletin, dahası ahlak değerlerinin kılcal damarlarına kadar sızıp her şeyi hortumladılar. Keşke tüm mesele ayağında pantolon bırakmadıkları yurttaş, ekonomide yaşanan felaket olsaydı. Bilanço ne yazık ki daha ağır. Tahribat yılları içine alacak kadar büyük. Türkiye 5 sene içinde at gibi şahlanıyordu, eşekten düşmüş karpuz oldu. Öyle böyle bir çöküş değil. Devlet dediler, tüm devlet kurumlarını mahvettiler. Millet dediler, milleti kuru soğana muhtaç ettiler. Bayrak dediler, kara para aklayanın tabutunun üstünü örttüler. 15 artı 5 yılda ağaç kurtları gibi memleketi çürüttüler. Yaparsak biz yaparız dediler, dediklerini yaptılar. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bereketli topraklarda en son umudu çalıp hayalleri öldürdüler. Şimdi 5 yılda ülkeyi yönetmeye talipler. Aslında bu böyle 5 ay daha gitmez. Bunu kendileri de görüyorlar, kendileri de biliyorlar. Mevzuyu zorluyorlar. Hem hırsız, hem katil, hem de şuursuzlar.